Yoruma bak. Hocam sizce geometrinin en önemli konusu nedir diye sormuş. Bence tabii ki benzerlik. Niye? Çünkü uzunlukla ilgili bulabilecek bütün sorular ya dik üçgenden ya benzerlikten çıkıyor. Dik üçgenden çıkmazsa benzerlikten çıkar. E diğer özel durumlarda açı ortay, kenar ortay kendini belli ediyor. Ya da bundan sonraki göreceğimiz çoğu konuda ispatlar bile, uzunlukla ilgili ispatlar bile, özelliklerin ispatı bile benzerlikten çıkıyor. Ama geometri olarak düşünmemek lazım aslında ya. Bununla ilgili buluşlar var mı? Bu buluş var. Ya da bulunacak olan şeyler var mı? Aslında bunu teknolojinin katabiliriz ya. Güzel işler yapabiliriz. Mesela ben birinin boyunu biliyorsam benden ne kadar uzaklaştığını benzerlik yardımıyla bulabilirim. Ya da biraz daha böyle geniş düşüneyim. Ayın çapını biliyorsam ayın bana olan uzaklığını ya da dünyaya olan uzaklığını benzerlik yardımıyla hesaplayabilirim. Aa güzel bir teknik. Bununla ilgili Instagram'da bir reels çekim var. Çekeceğim çekeceğim. Neyse. Rehberliğe başladık değil mi? Beşinci, altıncı haftayı yapıyorum. Hadi başlayalım bakalım. Hadi bismillah. Arkadaşlar merhabalar. Geldik haftalık rehberlik serisinde 5. seriye. Ne yapıyoruz? 6. haftayı anlatacağız sizlere. Ama videonun sonunda yine çok güzel yeni çıkacak olan, daha taze, baskıya girecek olan bir kitabın hediyesini de vereceğim. Bu sefer 20 tane hediye vereceğim. Hem de çok seveceğiniz bir hediye olacak. Bu çekiliş ve şartları ve nasıl katılacağınız videonun sonunda rehberlik biter bitmez karşınıza çıkacak dostlar. O yüzden videonun sonunu bekleyin. Evet Haftalık rehberlik serisinde 6. haftayı anlatacağız sizlere ve en önemli geometrinin en 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 önemli derslerinden birindeyiz. Haftalarından birindeyiz daha doğrusu o da benzerlik haftasındayız. Hadi gelin bakalım programımıza bakıyoruz. İki tane ders çalışma programımız vardı. Bir normal haftalık program, kitabımızda olan program. Kitabımızda olan programda şimdi 6. haftayı göstereceğim. Bir de hızlı program vardı. Hızlı programda 4 günde bir olan programdı. Hemen hızlı programı da açıp onu görelim bakalım. Evet hızlı programı da biz ayın 21'inde başlatmıştık ama siz daha öncesinde ya da daha sonrasında da başlanabilirsiniz. Sonuçta baktığınız zaman 1, 2, 3, 3 ayda bitiyor gibi. Yani 3 ay, 3 haftada, 3 üç ay 2 haftada, 3,5 üç 3,5 buçuk, üç buçuk ayda bitiyor gibi gözüküyor. 3,5 ayda da rahat bir şekilde bitirebiliyordunuz zaten. Şimdi geldik neredeyiz? ayın 11'inde yapacağınız ders anlatacağım. Benim programıma göre 11'inde daha doğrusu. Üçgende eşlik ve benzerlik. Evet üçgende eşlik ve benzerlik. Aslında bu önemli bir konu arkadaşlar. 4 güne belki sığdıramayabilirsiniz. Bence buradaki 4 günü bir hafta yapın. Tavsiyem o yönde. Tavsiyem o yönde. O yüzden 4 günde bitirebilen 4 günde bitirsiniz. Sıkıntı yok ama önemli olan konularda bu şekilde davranmanız sizin açınızdan daha sağlıklı olur. Yani 3,5 ayda bitmesin de. Yani 4 ayda ayda Hızlı programda 4 ayda bitirebilir. 4 ayda gayet güzel bir süre. Ben olsam ne yaparım? İlk önce üçgen değişiklik videolarını izlerim birinci gün. Sonra ikinci gün üçgende benzerlik videolarını izlerim. Sonra ne yaparım? Hatta üçgende benzerlik videoları biraz e, çok böyle detaya girdiğim için ben bunu ben olsam iki güne de yayabilirim. Tamam birinci gün üçgen değiştik ikinci ve üçüncü gün üçgende benzerlik sonra kolay kitaptan sorularını çözelim eşlik ve benzerliğin tabi bir gün yetmeyebilir bu. iki güne paylaştırabilirsiniz. Sonra orta halli kitaptan ne yapacaksınız ya da zor kitaptan yine eşlik ve benzerliği ilgili soruları çözersiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam da 7 güne denk gelmiş oluyor. Bence bu hafta hızlandırılmayacak haftalardan biri. O yüzden bence hızlandırma. Şimdi gelelim normal programımıza. Normal programda da üçgende eşlik ve benzerlik 6 hafta 10, 11 ve 12. günleri ilgilendiren videolar oluyor arkadaşlar. Burada da yani yine normal seyirde izliyorsunuz ya. Yani bence burada 2 hafta olmasa bile bir buçuk haftaya yayabilirsiniz. Yani bir yarım haftalık böyle bir 3-4 günlük bir sarkıtma yapabilirsiniz çünkü önemli bir konu. O yüzden bence önem verin. Üçgende eşlikte ilk başta işlediğiniz zaman büyük ihtimalle sıkıntı yaşayabilirsiniz ama devam edin. Üçgen değiştiğin kurallarını öğrenmeye çalışın. Üçgende bunu niye böyle söylüyorum? Çünkü üçgende benzerliğe geldiğiniz zaman benzerlik oranı bir olan üçgenlere eş üçgenler diyeceğiz. Üçgende eşliği, benzerliği işledikten sonra daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Her zaman zaten ben ne diyorum size? Yani geometride zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe geometrin çok üst seviyelere çıkar diye hep zaten size söylüyoruz. Evet şimdi sorularımızı ya da konu anlatımındaki şeyleri inceleyelim bakalım. Üçgen değişlikte gayet güzel bir şekilde anlatıldı burada. Her tarz soru var. Her tür eşliğe değinildi burada. Birinci dersimizde yani hangi gündü? 9-10-11 mi demiştim ya da 10-11-12 mi demiştim bilmiyorum. O ilk günümüzde üçgende değişlik videoları olacak. Üçgen değişik videolarında da yani kolay rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü üçgende eşlikte sıkıntı yaşamayacaksınız. Eşliği bulduktan sonra kenarların eşitliği açıların eşitliği çok önemli cümlesinden dolayı hep onu yapacaksınız. Ve aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit deyip olayı bitireceksiniz. Eşliğin temel mantığı bu. Yalnız eşlikte bazen hala hazırda eşlikler veriliyor bize aslında ama eşlik teoremleri yani hala hazırda eşlikler verilmediği zaman eşlik teoremleri çok önemli bir yere sahip. O yüzden kenar açı kenar eşliği bizim için önemli. Ondan sonra açı kenar açı eşliği bizim için önemli. Bir de kenar 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 eşliği bizim için aşırı derecede önemli. Şöyle baktığımız zaman benzerlikle ilgili böyle temel oturtuğu oluşturmaya çalışmışız eşitler eğili. Çok fazla yeni nesil soru yok. Yeni nesil soruları genelde benzerlikte göreceksiniz dostlar. Sonrası, sonrası günde ne yapıyoruz? Üçgende benzerliğe giriş yapıyoruz. Üçgende benzerlikte en önemli yer açı 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 benzerliği dostlar. O yüzden o üçgende benzerlikteki ilk kısım açı 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 benzerliği bitene kadar ki olan kısmı lütfen ama lütfen aşırı derecede dikkat edin. Açı 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 benzerliği bizim için çok önemli. İlk başta yine temel mantığı veriyoruz. Temel kalıpta sorulardan bahsediyoruz bahsediyoruz Ondan sonra açı 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 benzerliğinden bahsediyoruz. Ve açı 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 benzerliğinde ben iki kalıp veriyorum. Birisi alfa beta birisi de açı eşitliği olduğunda ekstra açı eşitliği olduğunda hemen ortak açıyı bulacaksınız. Ki mesela 2024 sınavında o kalıplardan biri yine karşımıza çıktı. Genelde alfa beta dikdörtgen kareli sorularda çok fazla karşımıza çıkıyor. Ki sadece bu konuda değil ilerleyen konularda da mesela benzerlik konusu senin dörtgenler konusuna yani bütün dörtgenler konusunu daha iyi yapmanı sağlayabilecek bir konu olduğu için aşırı derecede önemli ve uzun zamandır da kalıp 2 de çıkmıyordu mesela Burada kalıp 1 ve kalıp 2'yi göreceksiniz zaten. Şurada kalıp 1 demişiz. Mesela şu kalıp 1 pardon. Kalıp 1 çıkmıyordu. Geçen seneki sınavda da kalıp 1 de çıktı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu kalıpları ben niye veriyorum? Ya daha hızlı ve daha seri hareket etmek için. Aslında kalıp vermeyi sevmem ama. E benzerlik önemli olan konulardan biri. iki kalıp üzerinden. Genelde açı 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 benzerliği iki kalıp üzerinden oluşuyor. O yüzden kalıp 1 ve kalıp 2'ye çok dikkat edin. Kalıp 2'de de zaten alfabete benzerliği var Alfabetayı Öğrendikten sonra genelde dikdörtgen ve kare sorularını da çok çok daha rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz dostlar. Evet açı açı açıya aşırı derecede dikkat. Ve yeni nesil sorularımız başlıyor ve yeni nesil sorularımız hep neyle desteklendi? Animasyonla desteklendi. O yüzden e, anlayamamak durumunu minimumu çekmeye çalışıyoruz animasyonlarla. Animasyonlarda da fazla böyle sıkmadığımı biliyorsunuz. Yani bir animasyonu bir dakika boyunca ya da beş dakika boyunca göstermiyoruz. Ben konuşurken animasyon devam ediyor. Yani herhangi bir vakit kaybı da sağlattırmayacak şekilde animasyonları hazırladık zaten. Evet bunların hepsinde animasyonlarımız var zaten. Sonraki kenar 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 benzerliği ve burada önemli olan şey de temel orantı benzerliği ve kelebek benzerliği de bizim için çok önemli. O da yine açı 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 benzerliğinin bir türevi diyebiliriz aslında şöyle baktığımız zaman. İspatlı açı açığa açı benzerliğinden çıkıyor aslında ama kolay bir yollu olması bakımından bu temel orantı benzerliğini ya da Kelebek benzerliğini ayrıyetten de bilmek gerekiyor dostlar. Her tarz soru kitabın içerisinde mevcut. Konu anlatımın içerisinde mevcut. Yani sen bu haftayı konu anlatımını dikkatli bir şekilde bitirdikten sonra önüne gelecek her kitabı bak her kitabı diyorum nasıl kitap gelirse gelsin işte benim soru bankası gelsin normal soru bankası gelsin işte kolay da gelse ortası da gelse zoru da gelse çok rahat bir şekilde yapabileceksin çünkü burada kitabın içerisinde hepsi var dostlar en kolayından seni bir tık zorlayacak olan kısma kadar var ki ya zor soru diye bir şey yoktur zaten önemli olan çözüm yönteminde sıralı bir şekilde uygulayabilmek vardır zor soru geometride nasıl oluyor genelde kazanımlar iç içe olduğu zaman oluyor Mesela benzerlik sorusunun içerisinde bir açı ortay bir kenar ortay varsa ya da dik üçgen falan varsa yani kazanımlar iç içe giriyorsa o soruyu bir tık zorlaştırılıyormuş gibi gözüküyor. Ama sırasıyla işlem yaptığın zaman o sıkıntı da ortadan kalkıyor dostlar. Evet önemli bir hafta lütfen yeni nesil sorulara falan da çok dikkat edin. Çok hoş, çok orijinal sorular var. Bu sorulara dikkat ettikten sonra üniversite sınavında da herhangi bir sıkıntı büyük ihtimalle yaşamazsınız ki soru bankalarında da sıkıntı yaşamayacağınızı zaten göreceksiniz. Evet, bu hafta söyleyeceklerim bu kadar ama gereken önemi lütfen çok ciddi bir şekilde verin. Anlaştık. Şimdi gelelim sürpriz, sürprizimize. Sürpriz. Evet sürpriz diyordum önceden ama TDK sürpriz, sürpriz yapmış onu. Söyleyemiyorum da. Evet gelelim o mükemmel sürprizimize. Bu haftanın bomba çekilişi 2 kitap olacak ve toplamda 20 tane kitap olacak ve bu haftanın çekilişini kazanan öğrenciler gerçekten çok şanslı. Belki de ilk defa siz elinize alacaksınız. Yani millet daha satın almadan sizin elinize gelebilir. Çünkü bugün baskıya girdi. Kimden bahsediyoruz? Mert Hoca'nın VDK'sı, AYT VDK'sı video ders kitabı ve Mert Hoca'nın AYT Soru Bankası'nı hediye edeceğiz. Bomba çekilişimiz bu. Mert Hocam eline sağlık, yüreğine kar sağlık, kalemine sağlık. TYT'de zaten çok güzel işler yaptın. Şimdi sıra AYT'de. AYT'de de öğrencileri büyük ihtimalle çok güzel bir şekilde coşturacaksın. Ve TYT'yi gördük zaten. Aşırı kaliteliydi. Şimdi de AYT'sinde gördük. Sorularını gördük zaten. Çok kaliteli işler yaptığını biliyoruz. Ve o kalite sana ulaşacak. İlk sana ulaşacak. Evet çekilişimiz olacak. 20 kişiye vereceğiz. Dediğim gibi ilk 10 kişiye Mert Hoca'nın VDK'sını vereceğiz. Video ders kitabını vereceğiz. Sonraki 10 kişiye de Mert Hoca'nın soru bankasını vereceğiz. Çekilişe nasıl katılıyorsunuz? Abone olmak. Sonra videoyu beğenmek. Sonra videoya yorum yazmak. Kitabı istiyorum. Bir de 3 basamaklı bir sayı yazın. Niye 3 basamaklı bir sayı hocam? Çünkü yani yorumları bulmak bazen zor oluyormuş. Muhammed istedi bunu. 3 basamaklı sayı yazdığınız zaman daha kolay bulacağını söylüyor. Bu arada çekilişi biz şeyle yapmıyoruz. Hani beğendiğimiz yoruma göre elle seçmiyoruz. Bir ...programla seçiyoruz. Bir program satın aldık. O programda aynı de yapıyoruz. E, o programdaki çekilişte çıkanları... ...rahat bir şekilde bulmak için... ...Muhammed böyle bir şey dedi. Bilmiyorum Muhammed... ...sen açıklamanı yaparsın yorumda ya da başka bir yerde. E, bu şekilde kitabı istiyorum... ...ve 3 basamaklı bir sayı... ...şeklinde olacak. Ve dediğim gibi ilk... ...10 kişiye Mert Hoca'nın VDK'sı... ...sonraki 10 kişiye de Mert Hoca'nın Soru Bankası... ...sizlere hediyemiz olacak. Evet şu an baskıda. Şu an baskıda. E, büyük ihtimal bir haftaya çıkar. Zaten çekiliş süresi bir hafta bu ne zaman yayınlandıysa bir hafta sonra çekilişimizi yapacağız. Çekilişi yaptıktan sonra büyük ihtimal kitaplar bir haftaya baskıdan çıkıyor ya. E, baskıdan çıkar çıkmaz size yollayacağız. Eee ama bazen 10 gün sürebiliyor, 15 gün sürebiliyor baskı süresi. Eee ne zaman çıkarsa yani bir hafta sonrasında hemen kitapları göndereceğim sözü vermeyeyim de. Ne zaman çıkarsa baskıdan ne zaman çıkarsa, aksilik olmazsa. Eee ben size o kitapları göndereceğim. Buradan Mert Hoca'ya da teşekkürler. Eline sağlık, kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Çok güzel işler. Senin sayende öğrenciler de yine güzel işler yapacak. Evet. Mert Hoca'nın da böyle önemli bir haftaya benzerlik haftasına gelmesi de güzel oldu. O zaman çekilişte iyi şanslar diliyorum. Yalnız çekiliş çıkmadı diye üzülmeyin. Hediyelerimiz daha devam edecek arkadaşlar. Bu seriye bu şekilde her hafta devam ediyoruz. Sonraki hafta yani biz 6. haftayı yaptık. 5. rehberlik videosundayız. 7. hafta anlatımında yani 6. rehberlik serisinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Şanslı 20 kişiyi gerçekten çok merak ediyorum. Kanala abone ol. Videoyu beğen. Görüşürüz. this with this what